M, N, P, Q sonlarını ösüş tartıbıda yazayım. Yani bana bu sallarını takaslayınız. M, N, P, Q sallarını takaslayınız. Bir etibar verirdik. Kosinus, sinus, sinus, kosinus. Ve kelimeler hamasını sinus arkalı ifade edildik. Bunu kilitleş formasından faydalanıp bu da geçiyor yazışımız mümkün. Demek sinus 90 gradus minus 75 gradus. Bu hantı sinus 90 ile 75 ile ayırdı gen bulsak 15 gradus oladı. Bak yani de bu özü sinus arkalı ifade eden gen, sinus arkalı ifade eden gen. Bunu hem sinus arkalı ifade edeniz. Yani kilitleş formülasından faydalanalımız. Sinus 90 gradus minus 85 gradus dedi yazalımız. Değil. Sinus 90'dan 85'ine ayırırsak 5 gradus bulalım. Ana yanda bu sonların hamısı sinus arkalı ifadelendi. Sinus. Yani onların argümentlerini görelim. 5, en küçüğü 5. Bundan keyin 15. 15'ten keyin 45. Buranın argümanlarını ısış tartıbı da yazalımız. 50 gradus. Ve argümanları için bana bu temsildeki oranlı. Sinus ısı uçu bölgelerdeki sebeple bunların sinusu için ham bu düşü temsildeki oranlı oladı. Yani 5 gradusun sinusu 5 gradusun sinusu Q 15 gradusun sinusu M 45 gradusun sinusu Pi 50 gradusun sinusu n. Demek verilgen sollar için bana bunda tensizlik oranlı eken. M, N, P, Q sonlarını kemayış tartıbı da yazayım. Bu sollarını kemayış tartıbı da yazış için kelimeler dastlab M ve N sollarını takması dedik. M sinüs arkalı ifadelengen, N kosinüs arkalı ifadelengen. Kelimeler ketiriş formülası yordamında N'ni ham sinüs arkalı ifadeleyimiz. N teng sinüs 90 gradus minus 75 gradus. Bu ham teng sinüs 15 gradus. Demek 75 gradus, 15 gradustan katta. Şu sebeple M, N'den katta. Demek M ve N'ler arasında bana bunda tensizlik oranlıyken. Bak yanda peki ötelik. Bu sonunda biz kuyuda geçiyor alışımız mümkün. Ting. Tangens 75 gradus. Sinus 75 gradus. Bunun kosinus 75 gradus. O kosinüs 75 gradus onu gibi bir yazamız. Yani bundan göre katta rafsan yazamız. O halde tensizlik bana bunu burada. Sinüs 75 gradus taksım 1. Yani mahraç kattalaş geldiği sebeple bu son kişileşti. Tensizlik yazdık. Yani bu hamtey sinüs 75 gradus. Sinüs 75 gradus bu m. Demek p ve m sonları için kuyudaki tensizlik oranlıyken. Demek p M'den ham kattarağa iken. Bana bu defensizlik oralıya iken. Yani de Q'yu öteydik. Q'nu biz kediler dastlab tangen sokalı ifade edildik. Bu ting. Yok iyi olmazsa bana bu yazışımız mümkün bunu. Cosinus 75 gradus. Taksım. Sinus 75 gradus. Eğer sinüsünün oranı gibi biz birini yazadığımız bulsak, kosinüs 75 gradus taksım 1. Yani kosinüs 75 gradus. Bir de tensizliği buladı. Demek ki mahraç kattalaş geldiği sebeple kesir küçükleşadı. Oranı gibi bir yazdık, bana da tensizliğini hasıl kılalımız. Kosinüs 75 gradus bu, en geteyim. Demek Q n'den kattayken. Demek Q n'den katta. Lakin Q
M bilan NQ arasında qanday bog'liqlik bor? Yani M ve Q'larını taqqoslaymiz. M yani sinus 75 gradus ve katangens 75 gradusunu taqqoslaymiz. Ve bunun için biz kelilik ketirish formasına faydalanaylik. Q teng. Bunu tangens orqali ifodalashimiz mümkün. Tangens 90 gradus minus 75 gradus. Bu ham teng. Tangens bir de 15 gradus. 15 gradusni hosil qilamiz. Tangens mana bu aralıkda o'suvchi, shu sababli bundan quyidagi tengsizlikni yozamiz. Tangens 30 gradus. Tangens 30 gradus bu 1 taqsim izosda 3 ga teng. Endi biz Q va M ni taqqoslamoqchimiz. Q va M lar qanday joylashgan? Xo'p, bundan katta endi M ni hisoblaydigan bo'lsak, M sinus 75 gradusga teng. Bu sinus 60 gradusdan katta. Bu izosda 3 taqsim 2 ga teng. Bu esa o'z navbatida 1 taqsim izosda 3 dan katta. 1 taqsim izosda 3 Q dan katta bu tengsizlikka ko'ra. Ha, demak M Q dan katta ekan. Demak Q M va N lar orasida joylashgan ekan. Shunday qilib biz ular uchun quyidagi tengsizlikni yoza olamiz. M mana bu yerda Q, undan keyin N ekan. Shunday qilib javob berilgan sonlar uchun quyidagi tengsizlik o'rinli.